Kültür Sanat Ekranı'ndan merhaba. Bugün farklı bir coğrafyaya götüreceğiz sizleri. Homeros'un İlyada Destanı ile ünlenen Troya bölgesinde Troya Müzesi'ne gideceğiz. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük bizlerle. Rıdvan Bey merhaba. Merhabalar Ecem Hanım. Rıdvan Bey, Troya Müzesi Troya bölgesinde çok önemli bir bölgede zaten Çanakkale bölgesinde olması dolayısıyla evet. Ama birazcık daha bahseder misiniz bilmeyenler için? Peki. Troya Müzesi 2011 yılında bir yarışma projesi ile bu fikir hayata geçiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan bu yarışma projesine 132 proje başvuruyor ve içinde bulunduğumuz bu proje birinci oluyor. Ömer Selçukbaz'ın bu mimari yorumu birinci oluyor ve 2018 yılının 10 Ekim'inde de Troya Müzesi kapılarını ziyarete açıyor. Burası aslında bana kalırsa sadece bir müze değil. Dünyada Homeros adına dikilmiş en büyük anıt diyebilirim bu müze hakkında. Açıldıktan kısa bir süre sonra da dünyada kuvvetli bir Troya rüzgarı estiriyor. Başlıklarıyla çok kısa geçmem gerekirse 2019 yılı Mayıs ayında Time dergisi tarafından dünyada mutlaka görülmesi gereken 100 muhteşem yer listesine Türkiye'den seçilen tek nokta oluyor. Aynı yıl Avrupa'da yılın müzesi yarışmasına başvurumuz kabul ediliyor ve 2019 yılı Aralık ayında bu yarışmada finale kaldığımızı, Avrupa'da yılın müzesi ödülünde finale kaldığımızı öğreniyoruz. 2020 yılı 14 Şubat'ında ise Türkiye'nin en başarılı müzesi seçiliyoruz. 2020 yılı yazında içinde bulunduğumuz bu müze mimarisi Türkiye Mimarlar Odası'nın yaptığı yarışmada tek yapı dalında ödül alıyor. Bu bizim müzemizin yaşadığı serüven, bir de Troya Müzesi'nin dünyada estirdiği bir rüzgar var. Yani biz açıldıktan çok kısa bir süre sonra British Museum Troy Myth and Reality sergisini British Museum'da açtı. Sega oyun firması 2020 yılında Troya oyununu lansmanını yapacağını duyurdu ve dolayısıyla yeni bir Troya rüzgarı esmeye başladı diyebiliriz bu proje sayesinde. Rıdvan Bey, Troya bölgesi tabi bölgesi dolayısıyla hem Çanakkale hem Truva hem Doğu Roma hem de Osmanlı İmparatorlukları döneminde çok önemli bir tarihe sahip olan bölgeler. Peki evet. Troya Müzesi'nde neler görecek ziyaretçiler, neler görüyorlar? Müzemizin adı Troya Müzesi fakat müzeye geldiğinizde sadece Troya Antik Kenti'nden çıkan eserlerle karşılaşmıyorsunuz. Troas denilen, antik dönemde Troas denilen yani bir ucu Paryon'a, bir ucu Assos'a uzanan, Aleksandria Troas'a, Kada, Eciabat'a, Maydos'a uzanan ve Çanakkale'den çıkan tüm eserler bu müzede yer alıyor ve zemin katımızda tüm bu Troas bölgesini tanımaya başlıyorsunuz. Yani Gökçeada kazılarından da, işte Bozcaada'da da çıkmış, Troas'ta da çıkmış, Assos'ta da çıkmış bölgeyi anlatan eserlerle karşılaşıyorsunuz. Zemin kattan sonra ise üst katlara çıkış bu arada rampalarla, müzemizde merdiven yok. Troya Antik Kenti'ne bir gönderme içerideki bu rampalar. Ve 1, 2 ve 3. katlarda ise tamamen Troya Antik Kenti'ne Homeros'u, Homeros'un İlyadası'nı konu edinen bir sergimiz var. Peki eserler Çanakkale bölgesinden çıkanlar ağırlıkta dediniz ama eserleri neye göre değerlendiriyorsunuz? Yani toprak altından her çıkan ürün değerli mi? Toprak altından çıkan her ürün bilimsel anlamda bize önemli şeyler sunuyor. Evet önemli. Fakat bunların sergiye kazandırılması tamamen ayrı bir süreç. Toprak altından çıkan her eser maalesef sergide yer alamıyor. Sergide yer alacak kondisyonda olamıyor. Bilgi olarak evet kesinlikle önemli fakat onu sergiye gidecek sürecini restorasyon ve konservasyondan geçen süreç belirliyor. Eğer burada sergiye
iyi hale geliyorsa sergide değerlendirilebiliyor. Bu arada Troya Müzesi Türkiye'de de bir ilki gerçekleştiriyor şu anda. Bu restorasyon ve konservasyon sürecini ziyaretçilere karşı açık bir şekilde gerçekleştiriyor. Bahseder misiniz biraz bunun restorasyon ve konservasyon kavramlarından öncelikle? Şimdi Troya Antik Kenti'nden örnek verirse milattan önce 3000'e kadar uzuyor. Yani Troya Antik Kenti'nde yaptığınız bir kazıda 5000 yıllık bir esere ulaşmanız manasına geliyor bu. Bu 5000 yıllık eserin sergiye çıkabilmesi kolay hadise değil. Çoğunlukla parçalı halde ya da kötü kondisyonlarda bulunuyor. Ve burada perde arkasında, işin arka planında bu eserin geleceğe kalabilmesi, geleceğe aktarılabilmesi için kimi işlemlerden geçmesi lazım. İşte restorasyon ve konservasyon süreçleriyle bunu tanımlıyoruz. Kimi zaman eser binlerce, yüzlerce parça halinde toprak altından çıkması gerekiyor ve kuvvetli bir restorasyona ihtiyaç duyuyor. O formu tekrar yakalayabilmek ve sağlıklı biçimde müzedeki yaşamına devam edebilmesi için restorasyon sürecini gördükten sonra da periyodik olarak konservasyon süreçleri ediyor. Yani çünkü bu 5000 yaşında ya da binlerce yıllık bu eser yine neme maruz kalıyor, bulunduğu ortamda işte tekrar tuza maruz kalabiliyor. Konservasyon süreci ise eserin sağlığını sürekli kontrol ederek belli kondisyonda kalmasını sağlamayı ifade ediyor bizler için ve içinde bulunduğumuz Troya Müzesi'nde 3 adet restorasyon ve konservasyon laboratuvarı var ve bu laboratuvarda bu işlemler günlük olarak devam ediyor, yapılıyor. Haftanın belirli günlerinde galiba bu restorasyon ve konservasyon süreçlerini ziyarete açık bir şekilde sanırım izlenebiliyor. Evet Ecem Hanım, şimdi bizim için restorasyon ve konservasyon sürekli devam eden bir süreç demiştik. Ama ziyaretçilerin de bir yandan merak da ettikleri bir şey. Yani siz toprak altından bir ürünü çıkartıyorsunuz. Şöyle düşünelim, yani beyaz eşyalar için ben konunun uzmanı değilim ama sıklıkla kullanılan bir tabirdir. İşte yaklaşık teknolojik cihazların 10 yıl gibi. Yani 10 yıldan sonra o işlevini kaybedebiliyor. Hayata devam edemeyebiliyor. Ama bir yandan siz binlerce yıllık bir eserden, binlerce yıllık bir üründen bahsediyorsunuz. Bunun hayatına hep devam etmesi lazım. Peki bu hayatına nasıl hep devam edecek? Ziyaretçiler bu süreci merak ediyor. Fakat bu bizim çok kapalı alanda yapılan, dünyada da genel uygulamada budur. Kapalı alanlarda, kapalı kapılar arkasında yapılır. Yani çünkü yapılan bu işin kimi riskleri de vardır. Çok süreçtir. Biz aslında cesurca bir karar aldık bir yandan. Bu kararın iki temel dayanağı var. Bir, biz yaptığımız bu işe o kadar güveniyoruz ki bunu sizlerle şeffaf olarak camın arkasından gelebilirsiniz ve bizim yaptığımız tüm bu süreçleri izleyebilirsiniz. Burada birincisi yaptığımız işin kalitesine duyduğumuz güven var. İkincisi de izleyicinin sadece o eseri görüp, o malzemeyi görüp, işte Troya'dan çıktı, Assos'tan çıktı, şu amaçla kullanıldı. Sadece bu değil. Yani işin mutfağını göstermek, bu nasıl hayatına devam ediyor, hangi yerden geçiyor, onun içine ziyaretçimizi almak istedik.
Bu sebeple de Perdeler Açılıyor etkinliğimizi başlattık. 10 Şubat Çarşamba günü ilki yapıldı. Ne yapıyoruz? Her çarşamba saat 11 ile 15 arasında restorasyon laboratuvarımızın perdelerini açıyoruz. İçeride 4 adet restoratör arkadaşımız çalışmalarını yürütüyorlar. Ziyaretçilerimiz gelip bu 4 saatlik süreçte tüm süreci izleyebiliyorlar. Bir. İkincisi, camın hemen önünde bir arkadaşımız, görevli arkadaşımız yer alıyor. İçeride konservasyon gören eser ne? Nereden çıktı? Adı ne? İşlevi ne? Bunu anlatıyor. Restoratör arkadaşlarımızın yaptığı uygulamayı paylaşıyor. Şu anda şu uygulamayı yapıyorlar, bunu paylaşıyor. Ve bir önceki hafta yapılmış, işlemi tamamlanmış eserin önceki ve sonraki halini ziyaretçiye sunabiliyoruz. Sezona kadar, yani Nisan ayına kadar sadece çarşamba günleri olacak. Fakat Nisan ayından itibaren her gün, günde iki kez perdelerimizi açacağız ve ziyaretçilerimizle Truva Müzesi mutfağında neler oluyor, perde arkasında neler oluyor, büyük bir açık yüreklilikle ziyaretçilerimize paylaşacağız. Rıdvan Bey, sanıyorum bu Türkiye'de ilk kez gerçekleştiriliyor, fakat dünyada başka örnekleri var mı başka müzelerde? Türkiye'de bir laboratuvarın açık gösterim yaptığı bu ilk örnek. Dünyada başka örnekleri var fakat çok sayılı. Yani örneğin işte British Museum bu uygulamayı yapıyor. Ya da ki Amerika'daki Penn Museum bu uygulamayı yapıyor. Dönemsel olarak yapıyor. Fakat onlardan bizim Ecemal'ın bir farkımız olacak. Bir, bizim bu projemizin final tarihi yok. Yani Truva Müzesi var oldukça biz bu işi böyle yapacağız. Bu projeyi başlattık fakat bu projenin bir final tarihi yok. Hep sürecek. Birincisi bu, bir deadline'ımız yok. İkincisi, diğer müzelerde, dünyadaki örneklerinde evet bir pencere var. Pencerenin camın arka tarafında yürüyen işlem var ve camın öteki tarafında da ziyaretçi. Evet, bu bizde olacak fakat ziyaretçinin bulunduğu tarafta bizim bir görevlimiz olacak. Dolayısıyla da biz eserle ilgili ya da süreçle ilgili tüm bilgileri paylaşıyor olacağız. Yani burada daha interaktif bir durum olacak ve zaman zaman da özellikle okul gruplarımızı camın ötesine geçip laboratuvarın içine almış olacağız. Aslında bu haliyle de dünyada da ilk sayılabilir. Ziyaretçiyi de bu işin içine aktif olarak katmış olacağız. Peki bu restorasyon ve konservasyon sürecinin perdeler önünde yaşanmasının Çanakkale açısından nasıl bir önemi var? Şimdi Ecem Hanım, içinde bulunduğumuz yeri ben sadece bir müze olarak adletmiyorum. Az önce söylediğim gibi dünyada Homeros adına yapılmış, yani şunu düşünelim, bir destan var ve bu müze o destan için yapılmış. Bu da dünyada örneğini pek gördüğümüz hikaye değil. Bu müzenin müze olmak dışında Anadolu kimliği açısından önemli bir tarafı var. Yani çünkü mesela Seneca, Troyalı kadınlarda yanlış hatırlamıyorsam Troya'nın savaşta yenilmesiyle ilgili şöyle bir şey söylüyor. Asya'nın direği çöktü diyor. Yani zaman zaman ziyaretçilerimiz burası Troya acaba bir Yunan kenti mi? İşte burada bir Yunan medeniyeti mi vardı gibi düşünürken aslında burası Anadolu kültürünün tam da kalbi bir nokta. Şöyle küçük bir örnek vereyim. Mesela Troya 4. tabakasından, Troya 4. kentinden bir kubbeli fırın çıkar. Ve o kubbeli fırından çıkan bir ekmeği yemek isterseniz yapmanız gereken tek şey Çanakkale'de herhangi bir köy evinin kapısını çalmaktır. Çünkü aynı fırın tipi şeyde devam eder. O Çanakkale evlerinde devam eder. Ya da Homeros'un İlyadası'nda 2700 yaşında bir metin, oğlu Hektor'u ikna etmek için, savaşa girmemesi için, Akilios'la savaşmaması için ikna etmek için oğlu Hektor'a şöyle seslenir, göğsünü gösterir, der ki oğlum, bu memeye saygı duy, çocuklukta burada geçirdiğin günleri geçir.
surlardan içeri gir der. Yani anne Hekabe'nin 2700 yıl önce oğlu Hektor'a söylediği şey, sana sütümü helal etmem, içeri gir, savaşma. Oradaki sütümü helal etmem kısmını bizim Türk bir okuyucunun, Anadolu bir okuyucunun anlaması için hiçbir şifre çözücüye gerek yoktur. Bir solukta bunu anlar ama batılı okur, bu benim yazılı edebiyatımın başlangıcı diyen yazılı batılı okurun bunun anlayabilmesi için arada bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyar. Başka okumalara ihtiyaç duyar. Yani Troya bizim Anadolu kimliğimizin tam da parçası. Yani bizler kendimizi tarif ederken bir Türk kimdir, bir Anadolu kimdir? Troya'yı kimliğiniz içerisinden çıkartamazsınız. Seneca'nın dediği gibi Troya yıkıldığında Asya'nın direği yıkıldı demiştir. Bakın bize metrelerce uzakta 1915 savaşlarında Fransızların ilk çıkartma yaptığı yer Gelibolu değildir. Tam da Troya'nın olduğu yere çıkartma yapmışlardır. Bir hatırlatma yaparlar. Biz binlerce yıl sonra yine geldik diye. Bizim için Troya Savaşı ile Gelibolu Savaşları'nın, Çanakkale Savaşları'nın birbirinden hiçbir farkı yoktur. Her ikisi de bir Anadolu savunmasıdır. Dolayısıyla sorunumuzun başına dönersek, bizim burada yaptığımız, işte Troya'dan çıkan o eserleri gösterdiğimiz ya da Troya'dan çıkan o fırınları gösterdiğimiz ya da restorasyon sürecini gösterdiğimiz o eserler bizim çok binlerce yıl önceden bahsettiğimiz bir kent değil. Anadolu kimliğinin tam bir parçası. Hektor'un 3200 yıl önce annesinden duyduğu bu memeye, bu göğsüme saygı duy, çocuklukta burada geçirdiğin günleri hatırla dediği lafı ben de annemden duydum. Yani arada 3200 yıl sonra aynı sözü duydum. Dolayısıyla biz sergilememizde de, restorasyon sürecimizde de çok uzak bir iklimden, çok uzak bir kentten eser göstermiyoruz. Anadolu kimliğini tekrar ziyaretçimize, kendi kimliğini, kendi öz kimliğini hatırlatmayı, anımsatmayı, göstermeyi istiyoruz. Sadece Anadolu'lu izleyiciye değil, uluslararası ziyaretçilerimize de evet, siz böyle bir formasyondan geçtiniz, Homeros'u edebiyatınızın başlangıcı saydınız ama bu Homeros, bu İlyada, bu toprakların, bu topraklardan bir şeyler bahsediyor. Bunu göstermek, bunu anlatmak istiyoruz. Sözü çok uzatıyorum ama Homeros'u, İlyada'yı çok iyi bildiğini düşünen batılı okur çoğunlukla Troya'nın Yunanistan'da olduğunu sanır. Ama bu müze hikayeyi değiştirdi. Artık Troya'nın Tevfikye köyünde olduğunu tüm ziyaretçilerimiz biliyor, daha da bilecek inşallah. Restorasyon ve konservasyon süreçlerini okurken ben de bir yeni bir tabirle karşılaştım ya da yeni bir terminoloji mi desek müzecilikte özellikle tarihi eser doktorları. Eserleri bu tarihi eser doktorları bu laboratuvarlarda mı işliyor? Ecem Hanım, hatta evet, tarihi eser doktorları demek doğru olabilir. Daha da ötesi var. Söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama müzede arkadaşlarımızla birazcık da öyle de takılıyoruz. Bizim Çanakkale'deki tüm eserleri emdiğimiz bu restoratör arkadaşlarımız 4 tane kadın arkadaşımız. Dolayısıyla onlar evet hem tarih eser doktoru hem de bir yandan da onlar Troya'nın melekleri, Troya'nın koruyucu melekleri. Evet, toprak altından kazılıyorlar, ediliyorlar ama onlar bu eserler
bizim için müthiş kıymetli bu eserlere gözümüzü kırpmadan onların hassas ellerine, onların gözlerine emanet ediyoruz. Burada gerçekten hani o arkadaşlarımızı da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. O kadın dikkati olmasa, o kadın şefkati sarıcılığı olmasa bu işler galiba hiç de öyle kolay yürümez. Evet, tarihsel doktorları ama onlar bizim için Troya'nın melekleri aynı zamanda. Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı? Bu restorasyon ve konservasyon sürecini perdeler önüne serme fikri. Ecem Hanım, biz Türkiye müzeciliğinde, burası Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iyi bir müze projesi ve bizim amacımızın içinde, vizyonumuzun içinde Türkiye'de sektöründe öncü olmak, dünyanın iyi bir müze markası haline gelmek hedefimiz var. Dolayısıyla da biz müzecilik yaparken, sergileme yaparken ziyaretçiyi pasif olarak görmüyoruz. Biz vitrine yerleştirdik, geldiniz ve önünden geçip gidin değil. Süreçlerimizin içinde, müzecilik uygulamalarımızın içinde ziyaretçimizi görmek istiyoruz. Sektörde iyi bir pozisyonda yer almak istiyoruz ve dolayısıyla da sıklıkla yaptığımız işi nasıl daha iyi geliştirebiliriz konusunda ciddi emek veriyoruz ve Perdeler Açılıyor etkinliği buradan sadece birisiydi. İnşallah yeni sezonda ziyaretçilerimizi yaptığımız uygulamalarla iç içe buluşturabileceğimiz yeni uygulamalar da gelecek. Bu misyonla hareket etmeyi değerli buluyoruz. Rıdvan Bey, çok teşekkürler. Bize bu güzel tarihi ve bu güzel antik şehri anlattığınız için. Ecem Hanım, ben çok teşekkür ederim. Sizlerle beraber olmak benim için şerefti. EkoTürk'e çok teşekkür ederim. Bu güzel teklifiniz ve bu projeyi tanıtma teklifiniz için tekrar sağ olun, var olun. Kültür Sanat Ekranı'nda Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük'le birlikteydik. Haftaya görüşmek dileğiyle.